Merhaba Gün Ekonomisi'ne hoş geldiniz. Günaydın dileklerimizle başlayalım. Haftanın son işlem günündeyiz. Sermaye piyasalarıyla piyasaları konuşmaya da başlayalım. Sermaye piyasaları tarafında önce Borsa İstanbul'la başlayacağız. Borsa İstanbul tarafına geldiğimiz nokta itibariyle bankacılık endeksinden %2.87'lik bir pay alan Borsa İstanbul 100 endeksi, sanayi endeksinden de 0.91 kadar prim yazmış görünüyor. Finalde %1.47'lik değerlenmeyle birlikte 96.817 endekslerinden kapanışını gerçekleştirdi. Düne göre işlem hacminde daha da yukarıda olduğumuzu söylemek mümkün. 9.4 milyar liralık bir işlem hacmi ile birlikte günü tamamlamış görünüyoruz. En çok yükselen hisselerin arasında ilk sırada Bera Holding yer buldu dün. Gözde Girişim, Medical Park, Yapı Kredi ve İş Bankası CTP ise senedi ilk 5 hisseyi oluşturdu. En çok düşenler tarafına baktığımızda Verusa Holding'i görüyoruz, İpek Enerji'yi görüyoruz. Flap Kongre, İhlas Holding ve Koza Altın takip eden diğer hisseler. İşlem hacmi tarafına ikiliye bölerek bakacağız yine. Milyon TL bazında baktığımızda geldiğimiz nokta itibariyle Verusa Holding... Düzeltiyorum. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Vakıfbank ve Halk Bankası şeklinde en çok işlem hacmi tarafında milyon TL bazlı olarak bakıldığında ilk 5 sıralaması böyle. Hacim olarak baktığımızda ise Yapı Kredi, Garanti, Vakıf, Türk Hava Yolları ve Kardemir D şeklinde bir sıralama olduğunu söylemek mümkün. Dün gün sonu itibariyle Borsa İstanbul 100 endeksinin içerisinde yükselen 72 hisse vardı. Düşen 26 hisse söz konusuydu. Fiyatı değişmeyen hisselere baktığımızda da sadece 2 tane fiyatı değişmeyen hisse olduğunu gördük dün gün sonu itibariyle. Peki Avrupa'da, Amerika'da neler yaşandı ve yeni gün nasıl başlıyor? Asya cephesine doğru baktığımızda bütün onların ayrıntılarını da konuşalım. Her şeyden önce geldiğimiz noktada önemli bir takım fiyatlamalar söz konusu. O fiyatlamaların içerisinde de ağırlıklı olarak pozitif bir fiyatlamaya doğru nasıl gideriz'i konuşuyoruz. Avrupa tarafında negatif bir tablo vardı. Brexit kaynaklı olduğunu söylemek mümkün. Oradaki endişelerden kaynaklı olarak bir yol alınamadığını söylemek mümkün şu saat itibariyle. Diğer yandan baktığımızda Amerika tarafında da pozitif bir seyir söz konusuydu. Keza bugün Asya'nın pozitifliğini de aynı nedenle açıklayacağız. Başlayalım. Avrupa tarafıyla Almanya 0.12 kadar eksi de kapattı. İngiltere'ye baktığımızda 0.40'lık bir kayıp söz konusuydu. Fransa 0.34, İtalya 10.003, İspanya ise yine 10.004'lük bir oranda kayıp gerçekleştirmiş durumdaydılar. Sonra gün sonu içerisinde neler oldu diye baktığımızda karşımızdaki tablo bize Wall Street Journal gazetesinde bir habere doğru götürdü. O haber Munch'un ağzından verilmiş bir haberdi. Haberle beraber de zaten piyasaların pozitife döndüğünü Amerika cephesinde en azından gördük. Kapanış itibariyle Dow Jones tarafında 0.67'lik bir değerlenme söz konusu idi. S&P 500 tarafına baktığımızda 0.76'lık bir kazanıma imza atıldığını gördük. Diğer taraftan Nasdaq'ta da 0.71'lik bir değerlenme söz konusu idi. Peki neler oldu, nasıl oldu bu işler diye baktığımızda Munch'un açıklamaları önemli. Çin'e vergi konusunda, gümrük vergisi konusunda bir indirim yapabileceklerini söylüyor. Bunun gündemde olduğunu söylüyor. Bununla birlikte de elbette pozitif bir hava yayıldı tüm piyasalar tarafına. Sadece bu mu? Hayır. Fed'in faiz artırımı olacak mı, olmayacak mı tartışmalarını yaşadığımız bir süreçten geçiyoruz. Ya da işte ne kadar azaltırlar? 2 olur mu, 1 olur mu gibi açıklamalar. Fed sabırlı olmalı, olabilir. Bunun içinde marjı var zaten diyor Fed başkanlarından Evans. Ardından Lockhart'ın bir takım açıklamaları var. Lockhart da Fed başkanlarından bir başkası. Faiz artırımına ara veriyor olmak, sıkılaştırmaya da ara veriyor olmak anlamına gelmiyor diyor. Aslında burada faiz artırımlarına ara verilmesi fikrinin ortaya bir kez daha konmuş olması, tartışılmış olması oldukça önemli. Şu hal itibariyle bunu da fiyatlayacaktır elbette piyasa. Peki başka neler fiyatlanıyor? Avrupa'da Brexit dedik. FED tarafında hem faiz artırımı hem de Münşun'un yapmış olduğu açıklamalar dolayısıyla Çin'e de pozitif yansıyan bu açıklamalar Asya piyasalarını yeni gün başlarken pozitife çekti. Asya piyasalarında Japonya tarafında %1.24'lük bir değerlenme olduğunu görüyoruz yeni gün başlamışken. Çin tarafında 0.80, Hong Kong tarafında %0.95 ve Güney Kore endeks tarafında da 0.60'lık bir değerlenme olduğunu söylemek mümkün. Yeni gün başlıyor
kendi diyelim ve para piyasalarında ne oluyor ona bakalım. Evet, para piyasaları tarafında geldiğimiz noktada 5.3546'yı görüyoruz. Borsa İstanbul cephesinde, serbest piyasa cephesinde özür dilerim. Diğer taraftan Euro tarafına bakacağız. Euro tarafında gelinen nokta bize 6.10'lu seviyelere yeniden götürmüş görünüyor. O gelişle birlikte de son zamanlarda Euro dolar paritesinde tartışmaya başladık. Orası 1.15'lerin altında kaldığı sürece Euro lehinde konuşuyorduk. Ancak Euro lehinde konuşamamaya da başlıyoruz yavaş yavaş. Bu Brexit meselesi Amerika'nın faiz artırımının bir parça daha üstüne çıkmış görünüyor. 1.15'lerde olan Euro dolar kurunun 1.14'lerin altına doğru saktığını da görmeye başladık. 1.13.90'lardan geçiyor an itibariyle geldiğimiz noktada. 18.36 faizi görüyoruz ons başında. 1291 dolardayız bu arada geldiğimiz noktada. Geçelim emtia tarafını konuşalım. Emtia tarafında yeniden böyle bir petrol tarafında hareketlenmeler var. O hareketlenmeler ne anlama geliyor? Onların ayrıntısı üzerinde de durmamız lazım. Emtia tarafına baktığımızda emtia tarafında petrol cephesi oldukça sıkıntılı görünüyor. 1291 dolardayız. Ons başına geldiğimiz nokta itibariyle onu hemen söyleyelim. Ardından da petrol fiyatları üzerinden gidelim. 61 dolar 76 centlik bir fiyatlama bizi petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarını da gözden geçirmeye itmiş durumda. Hatırlayacaksınız şurasında 2 gün önce bir zam haberinden bahsediyorduk. Petrol fiyatlarındaki yükselişten kaynaklı olarak diye bunu konuşmaya da devam ediyoruz diyelim. Gazete manşetlerinde neler var? Birlikte onlara bakalım. Gazete manşetlerine birlikte bakalım. Son zamanlarda en çok gazetelerden okuduğumuz haber ne? Ağırlıklı olarak kredi kartları meselesini konuşuyoruz. İşte herkes bunu alabilecek mi, alamayacak mı? Gelir olan alamayacak. Bir kere onu anladık. Kefil gerekiyor tartışmaları vardı. Kesinlikle kefil yok açıklamasını Hürriyet gazetesinden sizlerle paylaşalım. Ziraat Bankası vatandaşlardan gelen şikayetleri de yanıtladı. Kesinlikle kefil yok diyor. Kredi kartları yeniden yapılandıran Ziraat Bankası Hürriyet'te dün yayımlanan haber üzerine vatandaşlardan gelen şikayetleri de yanıtladı. Yapılan açıklamada birleştiren ihtiyaç kredisi kapsamında kesinlikle kefil istenmediğinin özellikle üzerine basıldı. İşte Ziraat Bankası'nın verdiği o yanıtlar diyor Neşe Karanfil'in haberinde yer alıyor. Takibe girilmemesine rağmen ödemelerin düzenli olmadığı için kredi verilmiyor mu sorusu yanıt bulmuş. Kredi verirken esas alanın kriterlerinin neler olduğu sıralanmış. Otomatik ödeme talimatının zorunlu tutulup tutulmadığına ilişkin bilgiler yine var. 150 lira başvuru ücreti alındığına dair iddialar gerçeği yansıtıyor mu sorusu. Binde 5 kredi tahsil ücretinin alındığıyla cevaplanmış. Oldukça detaylı bir haber. Neşe Karanfil haberinden Hürriyet gazetesinden takip edebilirsiniz diyelim. Albayrak'tan fiyatlama uyarısı geldi. Onu da Milliyet gazetesinden sizlerle paylaşacağız. Marketlerde istediğimiz rakamlar yok diyor Berat Albayrak. ÖTV ve KDV indirimine devam edileceğini de açıklamış durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gerek istihdama katkı sağlamak, gerek piyasaları canlandırmak, gerekse enflasyonla mücadeleyi güçlendirmek için başlattığımız ÖTV ve KDV indirimlerini devam ettiriyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türk Hava Yolları'nın tüm dünya üzerindeki yöneticileriyle bir araya geldiğini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Albayrak, Türk Hava Yolları yönetim zirvesinde Türkiye'nin gurur markalarından olan Türk Hava Yolları'nın dünya üzerindeki yöneticileriyle bir araya geldik. İnşallah Türk Hava Yolları yakalayacağı büyük atılım ve hizmetlerle göğsümüzü kabartmaya devam edecek diyor. Bir taraftan Berat Albayrak, fiyatlar pazarda farklı, marketlerde farklı, marketlerde istediğimiz rakamlar yok, marketlerle konuşacağız dedi. Ekonomik sıçrama için yoğun bir süreç başlattıklarını belirten Albayrak, bunun için birlik olunması gerektiğini vurguluyor. Geçelim altın meselesine. Dünya gazetesinden aktaracağız. Haberi manşette yer alıyor. Altında rally getirecek 3 faktör sahnede başlığı göze çarpıyor. Altında 1920 doları getiren faktörler yeniden sahnede. Bu defa rally'nin altında 1500 doları getirebileceği konuşuluyor.
Yatırım bankalarının beklentileri sıralanmış. Goldman Sachs 1325, BofA Merrill Lynch 1350, ABN AMRO 1400, HSBC 1292, Commerzbank 1500, Scotiabank 1300 ve TD Bank 1400 dolarlık bir bekleyiş içerisinde görünüyor 2019 yılında. Evrim Küçüğün haberi Dünya Gazetesi'nde. Gelelim konutta. Vergiydi, krediydi, destekti, kampanyaydı ama ancak bu kadar diyor Alaaddin Aktaş, ekoanalist köşesinde konut rakamları üzerine konuşuyoruz, tartışıyoruz. Konut satışı geçen yıl 2017'nin az da olsa altında kaldı. Vergi avantajları, faiz indirimleri, kampanyalar yeterli olmadı. Konut fiyatları reel olarak hızla gerilediği halde satışlar iyi gitmiyor. Talep mi yok? Kesinlikle var. Arz mı eksik? Tam tersine fazla bile, ama vatandaş konut alamıyor. Alabilecek olanlarsa erteleme yoluna gidiyor denmiş. Buradaki haberin ayrıntılarına baktığımızda. Ve yine devam edelim. 16 saatte bir iflas yaşandı başlığını görüyoruz. Yine Dünya Gazetesi'nden aktarılacak haberlerden bir başkası bu da. Geçen yıl şirketler açısından alacak yönetiminin öne çıktığı bir yıldı. Özellikle yılın ikinci yarısında iflas ve konkordatolar önemli bir gündem maddesi olarak öne çıktı. Her 16 saatte bir şirket iflas etti. 4 dakikada bir yönetici değişti denmiş buradaki paylaşılan haberde. Posta gazetesi manşetten vermiş haberi. Dolandırıcılar kralı Sülün Osman bu yöntemi görseydi şöyle derdi başlığıyla veriyor. Vallahi bravo. Ne olmuş da bu kadar bravoyu hak etmiş Sülün Osman'ın ağzından? Ergenekon, FETÖ, PKK, ekonomik kriz gibi gündemde ne varsa onunla ilgili dolandırıcılık yöntemi geliştiren uyanıklar şimdi de yurt dışından vatandaşlık alma hayali kuran Türkleri hedef seçti. İstanbul Beşiktaş'ta danışmanlık adı altında sahte Karadağ Başkonsolosluğu açan dolandırıcılar kişi başı 7.000 ile 12.000 euro arasında para aldıkları çok sayıda kişiye Karadağ vatandaşlığı sattı. Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre dolandırıcıların kurduğu internet sitesiyle çok lüks döşenen sözde konsolosluk ofisine aldanan mağdurlar sahte vatandaşlık belgesiyle yeni bir yaşam hayaliyle Karadağ'a gitti. Ancak havalimanında ellerindeki belgelerin hiçbir geçerliliği olmadığını öğrendiler. Karadağ Fahri Başkonsolosu Akkan Süver, dolandırıcılar Karadağ'daki itibarımıza da zarar veriyor demişler. 1984'te ölen Osman Ziya Sülün Galata Kulesi'ni, Beyoğlu'ndaki tramvayı, şehir hatlarını, vapurlarını bile satmıştı. Dolayısıyla Sülün Osman bunu görse vallahi bravo derdi başlığı da yakışmış habere. Dolandırıcıların toplumun her kesiminden kurbanı var. Profesör Doktor Canan Karatay 50 bin dolar ve 10 bin lira kaptırdı. Ceza hukukçusu Profesör Erdenar Yurtcan 4,5 milyon lira verdi. FETÖ kumpasıyla hapis yatan eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon, FETÖ operasyonu yapıyoruz diyen dolandırıcılara 12.260 dolarını kaptırdı hatırlatması da yapılmış. Ve son bir dakikamız, o bir dakika içerisinde Posta Gazetesi'nin ekonomi sayfasından askerlik borçlanması primi artırır ancak şartları değiştirmez haberini aktaralım. Burada önemli olan soru cevap şeklinde gitmişler. Önemli olan askerlik borçlanması tarafında nasıl bir şart değişikliği olacağına ilişkin. Başlangıçta bir gün bile emekli olma şartlarını değiştirebiliyor diye başka bir başlıkta atılmış. 11 Şubat 1971 doğumlu birinin sorusu üzerine 70 askerliğimi borçlanarak emekliliğimi erkene alabilir miyim? Hangi şartlarda ne kadar primli emekli olmam avantajlı sorusuna askerliğinize borçlanmanız priminizi artırır ancak emekli olma şartlarınızı değiştirmeyiz cevabı verilmiş. Emekli olmak için 1971 doğumlu birinden bahsediyoruz. 7000 gün prim ödeme ve 60 yaş şartına sahipsiniz. 2974 gün daha prim ödeyerek çalışacaksınız diyor buradaki haberin ayrıntısı. Kendi durumunuza uygun soruya ilişkin olarak siz de cevaplarınızı bulabilirsiniz diyelim. Artık parametreye geçelim.